Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Doğumu gerçekleştirildiği andan itibaren bebeklerin sonrasında görme durumunuz oluyor mu? Ziyaretleri mutlaka oluyordur. Ama sizin Avrasya Hospital'ın kadın doğum hastalıkları bölümünde misyon, vizyonun nedir? Tarama testlerinden özellikle hangileri farklılık olarak ön plana çıkıyor? Meslekte kadın doğuma başladığım yıl 1992, 18 Mayıs. Yani yaklaşık 40 gün sonra 22 yıl geride kalacak. 22 yıl boyunca 20 bin civarında gebe takip ettim. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı'nda ihtisas yaptım. Oradan itibaren doğurttuğum çocuklar var. Yaklaşık 15 bine yakın, yani 12-13 bindi. Tam net sayı yok ama ortalama yılda yaptırdığım doğum sayısıyla kıyasladığım zaman 1992'de annesinden dünyaya getirdiğim bir kız çocuğunu da daha sonra doğurttuğum oldu. Yani hani devamında mutlaka görüyoruz. Evet. O tesadüf oldu gerçi. Sonra 1992'de işte Çapa'da doğum yaptım deyince annem beni orada doğurdu. Yani annesinden doğurttum. Eğer onun dünyaya getirdiğimiz kızı da yanılmıyorsam 2012'de falan da 20 yaşındaydı. Yani 2032'de falan da o eğer evlenip çocuk sahibi olmak isterse annesini ve anneannesini doğurtan doktor olarak ben de eğer hala görev başındaysam, evet, 18 yıl sonra da böyle bir ilginç durum ortaya çıkacak. Evet. Mutlaka onlar geliyorlar ve birçok kadın doğum uzmanı arkadaşımızın kendi kliniklerinde, muayenehanelerinde de şüphesiz vardır. Doğumdan sonraki fotoğraflarını bize getiriyorlar. Bir iki koyarken bazen onlarca, yüzlerce oluyor. Hatta biz Avrasya Hospital'da da böyle duvar kağıdı yapalım bütün sırf doğurduğumuz bebeklerle. Bütün oda, evet, kaplansın diye, evet, düşünmüştük. Neredeyse duvar kağıdı yapacak kadar elimizde done de var. Tabii onlar sonrasında rahatsızlanıyorlar. Çeşitli nedenlerle rahatsızlandıklarında, evet, işte kulak burun boğaz problemi olsun, üroloji problemi olsun, dahili problemi olsun, yine bize danışıyorlar. Çünkü kadın doğum hekimi ailelerle, hastalarıyla dost olur. Çünkü çok yakın ilişkiler kurarız ve bize çok güven duyarlar. Dolayısıyla başka branşlarda da problem olduğunda mutlaka bize danışırlar. Sünnetlerini de Avrasya Hospital'da yaparlar. Bademcik ameliyatlarında vesaire. Hatta biz 10. yıl etkinliği olarak doğurttuğumuz çocuklarla böyle bir parti düzenlemiştik. Oldukça enteresan ve şirin olmuştu. Onlarca, yüzlerce dünyaya getirdiğimiz ve diğer kadın doğumcu arkadaşlarımızla beraber onlara böyle küçük sürprizler, hediyelerimiz olmuştu. Bizim zaten ben başlarken kliniğe 15 yılı geride bırakıyorum. Bu bir hedef olarak, yani bir misyon ve vizyon olarak bizim bir farklılığımız olsun. Bu işleve başladıktan itibaren 21. yüzyılda başladık. 2000 yılından itibaren, 99 sonundan itibaren dünyaya getirdiğimiz çocuklar ailelerin gelecekteki gururları olsun. 2020'li, 30'lu yılların Türkiye'sine damga vursunlar. Bizim dünyaya getirdiklerimiz çocuk geleceğin ünlü bir futbolcusu olup Türkiye'ye Dünya Kupası'nı getirsin. Ünlü bir yönetmen olup Oscar ödülünü ülkemize taşısın. Ünlü bir sanatçı olup dünya çapında başarıları olan bir gurur kaynağımız olsun. Ünlü bir bilim insanı olsun. Önemli bir buluşa imza atsın. Önemli bir devlet adamı olsun. Önemli, başarılı bir politikacı olsun. Bu yelpazeyi genişletebiliriz. Hedef oydu. Yani hedeflerimizi yukarı koyalım. Çünkü Türkiye'de de bazen eğitimde de sadece hani okulu başarılı bitirmekle sınırlandırılabiliyor. Ülke içi hedeflerle bazen sınırlandırılabiliyor. Ama biz görüyoruz, yurt dışına da gidiyoruz, yurt dışına da bazen eğitim imkanlarına kavuşuyoruz. Türkiye'deki imkanlarla Amerika'daki, Avrupa'nın sayılı ülkelerindeki imkanlar arasında bir fark yok. Bizim zeka seviyemiz, bireysel becerimiz, cerrahi yeteneklerimizle onlar arasında da bir fark yok. Ve biz bazen kongreler nedeniyle dışarıdan gelen meslektaşlarımızla da karşılaşıyoruz. Tek fark belki o vizyon ve misyonda, yani hedefi küçük tutmamak lazım. Amerika'da bir okulda sporculuk eğitimi alan biri
ben dünya şampiyonu olacağım diye hedef koyuyor kendisine. Biz de belki hani okulda, okul takımına girerim. Yani Türkiye şampiyonu olağanüstü bir başarı gibi addediliyor. Neden büyük hedefler olmasın? Yani bizde yetişen bir doktor, dünya çapında başarılı olmuş bir isim olabilir. Biz de burada dünyaya getirdiğimiz çocukları, belki ben bazen doğum yaptırırken kameraya çekiyoruz, böyle anı olsun diye küçük CD'ler hazırlıyoruz. Orada kameralara konuşurken hep söylüyorum, çocuğa sesleniyorum belki işte Mira, Ali, Mehmet, Ayşe. Belki 2030 yılında bizi izliyorsun. 2030'u yakın artık, o çok az bir şey kaldı. 2040'ta izliyorsun. Önemli biri olarak uçan arabanla geldin. Kız arkadaşınla belki bizi izliyorsun. 2014 yılından biz sana sesleniyoruz. Yani geleceğe böyle bakarak hitap ediyoruz. Ailelere de hep o hedefi koyuyoruz. Yani çocuklarınızın performanslarını hep yukarı taşımaya çalışın. Biz gebelikte gösterdiğimiz katkılarla bebeklerin başarılarını, performanslarını %30'a varan oranda arttırdığımızı düşünüyoruz ve yakın zamanda belki yani bizim dünyaya getirdiğimiz çocukların okul performanslarıyla diğer çocuklar arasında bir fark var mı? Bu katkımız bilimsel anlamda da yerini bulmuş mu? Onları da araştırmak istiyoruz. Evet. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.